Merhaba arkadaşlar, ben Vedat Dan Yıldız. Elimden Her Bir Şey Gelir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle bir kahve makinesi tamiri yapacağız. Arnika marka. Arızalıymış, çalışmıyormuş. Çalışmama şikayetiyle geldi. Bakalım sorunumuz neymiş. Ölçü aletimizi alıyoruz. Böyle tamirlerde arkadaşlar ölçü aleti şart. Ölçü aleti olmadan tamir yapamazsınız. Yani ölçeceksiniz arızası nedir ne değil. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir video yapacağım arkadaşlar sizin için. Buzzer sesli ölçü aleti. Sağlam olup olmadığını kontrol etmek için. Bunu buradan ölçmeye çalışıyoruz, yalnız ölçemiyoruz arkadaşlar çünkü emniyetli kapak koyulduğu için ne yapacağız, biz de sökeceğiz. İlk önce söküp öyle deneyeceğiz. Daha önce sökülmüş gibi arkadaşlar. Yapamamışlar sanki. Öyle geliyor bana. Çünkü vidalar gevşek. Evet. Gördüğünüz gibi anahtar iptal etmiş. Daha önce söken arkadaşımız. Soketleri de büyük takmış arkadaşlar. Test yapalım. Sağlam. Sağlam. Topraklama hattı çalışmıyor. Biraz ısınmış papçular arkadaşlar. Papçuları bir değiştirmemiz lazım. Hem de bir kabloyu kontrol etmem lazım. Kablo kopmuş olabilir. Gördüğünüz gibi geniş papuç takmışlar. Makineyle bir kontrol edelim. Sağlam. Makine arızalı olursa bir değer göstermez arkadaşlar. Boştaki gibi olur. Evet, gördüğünüz gibi vidalarını daha önce açmışlar. Tamir edememişler. Yarım yamalak geri teslim etmişler. Şimdi küçük bir test yapacağım arkadaşlar. Siz bu testi kapalıken yapıyorsunuz. Yani tehlikeli. Elektrik vereceğim çünkü. Biraz bekledikten sonra kontrol ettim. Isınıyor arkadaşlar. Sağlam. Sağlamsa niye getirdiler? Bunda farklı bir sorun var arkadaşlar. Kontrol etmemiz lazım. Bu şekilde müşteriye verirsek olmaz. Acaba yuvasına mı oturmuyor diye bakıyorum. Yok, yuvasına da oturuyor. İlk önce şu papuçlardan bir başlayalım arkadaşlar biz. Topraklama hattımız çalışmadığına göre kablonun birleştiği yerde bir arıza vardır. Anahtarımızı da bir kontrol edelim. Anahtarımız ışıklı anahtar arkadaşlar.
Faz girer, faz çıkar, bir de nötr girer. Nötr de anahtarın ışığının yanıp sönmesi için. Böyle durumlarda arkadaşlar kabloları tutan klemensler var ya, işte onlar oradan kopuk olabilir. Biz önce başlarını bir kesip atalım. Bir daha kontrol edelim toprak hattını. Yine yok arkadaşlar. Kablomuzun bir tarafında kopukluk var. Şimdi bu olayla basit arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kopu kolayca bulduk. Böyle durumlarda arkadaşlar kablonun en son kısmı kopabiliyor. Yani içeriden kopuyor, dışarıdan belli olmuyor. Onu da ölçü aletiyle tespit etmemiz lazım. Bakın mesela kahverengi kablo da kopmuş. Görüyorsunuz değil mi? Boş. Böyle durumlarda makineniz gidip gelebilir. Mavi kablo da kopmak üzereymiş zaten. Tabii biz ne yapacağız? Hepsini yeniden yapacağız. Şurayı biraz açalım. Bu klemensin olduğu yerden arkadaşlar çok aşırı sıktığınız zaman kablolar eziliyor. Bu da sürekli oynayan bir parça olduğu için o dibi oralardan çabuk kopuyor arkadaşlar. Biz eski haliyle anahtarıyla yapacağız arkadaşlar. Yaptığımız zaman işimizi tam yapmış olalım. Bunlar pabuçlarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük pabuç. Eğer tamir yapacaksanız pabuçları aldığınız yerden arkadaşlar uygun olan pabucu seçip ona göre alın. Yani çok imkansızsanız, elinize büyük varsa bir şey diyemem. Onu da sıkıştırmanız lazım büyük olursa. Ama küçük olursa daha güzel olur. Sağlam, sağlıklı olur. Yaptıktan sonra da şöyle elinizde bir çekin. Kahverengi kablomuzu anahtarın giriş ucuna takıyoruz. Mavi kablomuzu da anahtarımızın nötr ucuna takıyoruz arkadaşlar. Anahtarımız ışıklı olduğu için. Işıklı olmasaydı nötr takmaya gerek yok. Mavi kabloyu bağlamaya gerek yok. Kablomuzu kesmiyoruz. Hafif sıyırıyoruz. Eğer yanlışlıkla da kesersek ikisini birleştirip yapıyoruz arkadaşlar. Kahverengi kablomuzu da anahtardan dönüş kablosu olarak yapacağız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pabuç tam oluyor.
Yerine tas tamam oturuyor. Eski papuçlar arasındaki farkı göstereyim. Yarı yarıya bir fark var neredeyse. Küçük olan yere böyle büyük papuç takarsanız zamanla ısınır. Parçayı da yakar. İşin kötüsü arkadaşlar, bunların parçasını bulmamız çok zor. Servisler bile artık ürünlerin parçalarını öyle uzun yıllar saklamıyor, sağlamıyor. Belli bir zamandan sonra yedek parça üretimi yok. Gelişi de yok. O yüzden dolayı adamlar çöpe atın diyorlar. Topraklama kablomuz ta nereden kopmuş. Elinizle kontrol ederseniz arkadaşlar kablonun sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kablonun eğer bir tarafında böyle yumuşaklık varsa, oynaklık varsa oradan kopmuştur ya da kopmak üzeredir. Ona dikkat edin. Topraklama hattımızı da yaptık. Arkadaşlar bağlantısını görün diye gösteriyorum. Kahverengi kablo geliyor. Anahtara giriyor. Anahtardan çıkıyor. Soketimizin ucuna giriyor. Alt ucuna. Sağdaki ucuna. Nötr kablomuz geliyor. Anahtarımız ışıklı olduğu için anahtara giriyor. Anahtardan çıkıyor. Soketimizin sol taraftaki ucuna giriyor. Topraklama kablosu da direkt soketimize geliyor. Ortadaki uca topraklama ucuna giriyor. Kablo tutucumuzu sıkıyoruz arkadaşlar. Her ne kadar kopmuş olsa da. Kapağını takıyoruz. Böyle plastik ürünlerde arkadaşlar vidaları çok aşırı sıkmıyorsunuz. Sertliği görünce bırakın yeterli. Yoksa vida diğer taraftan çıkar. Vidanın yerini koparmış olursunuz arkadaşlar. Vida tüneli kopar. Bir deneyelim bakalım anahtarımız çalışıyor mu. Fişimizi taktık. Gördüğünüz gibi ışığı yandı arkadaşlar. Kapanınca sönüyor. Açınca yanıyor. İkaz ışığımız.
Öyle cihazları hiçbir zaman susuz çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Susuz çalıştırırsak içinde ısı sigortası var. Termik sigorta. O patlar, patlayınca da çalışmaz. Soğusa da yine çalışmaz. Değişmesi gerekir. Suyumuzu koyduk. Düğmemize bastık. Bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ısınmaya başladı, kaynıyor. Arkadaşlar işlem bittiği zaman belli bir süre çıkarmıyoruz. Bakın kapattım anahtarı. Hala kaynıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yorum kısmına yazarsınız. Allah'a emanet olun.